Arkadaşlar şimdi bir iki dakika müsaade ederseniz belediye başkanımızın gelmesini bekliyoruz yayına. O geldikten sonra yayını alacağım. Şimdi teknoloji gelişti. Böyle internet üzerinden yayınlar yaygınlaştı. Biz de bunu kullanmak istiyoruz. Biz bir işte Cesur'la bir Salıgülü bir program yapacağız. Başkanımızı beklerken bir iki kelam etmek istiyorum. Böyle sohbet mahiyeti, sadece sözlü. Cesur'la bugün test yayını da yaptık. Güzel de oldu. Memnuniyetle karşılandı. Salı günü akşam yine yapacağız yine onu. Daha başka canlı yayınlar da eğer talep olursa yapacağım. Böyle yayınlara isteyen olduğu zaman bu yayında değil tabii diğer yayınlarda böyle 3 dakikalık 5 dakikalık işte selam vermek isteyen, hal hatır sormak isteyen hemşerilerimizden falan olursa onları da alacağım yayına. Böyle birlik beraberliğimizi birbirinden haberdar olmayı sağlamak şeklinde bir yayın olacak. Sayfamızda da zaten bu şekilde yayınlar yapıyoruz herkese. Yani geçmişlerimizi hatırlatıyoruz. Ondan sonra yine son olan olaylar neyse onlarla ilgili haberdar etmeye çalışıyoruz. Bu sayfayı böyle teknolojinin nimeti olarak kullanmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah böyle kullanacağız, kullanmaya çalışacağız. Yine işte belediye başkanımız gelince yayına sağ olsun yayına gelmeyi kabul etti. Onu da yine böyle köyümüzde o eksik ne varsa hizmetleri isteyebiliriz. Ondan sonra memnuniyetlerimizi iletebiliriz tabii sağ olsun hizmetleri dolayısıyla. Zaten zaman zaman kendisi şey yapıyordu böyle halk günü toplantıları yapıyordu ama virüs dolayısıyla bunlar gerçekleştiremiyor son zamanlarda. Bu platformda, bu sosyal medyada buna bir vesile olmuş olur. Buna bir istifade oluruz. Herhalde linkte bir sıkıntı oldu. Başkanımızı göremiyorum hala listeye alamadım. Şimdi geldi başkanımız. Yani kabul ediyoruz şu anda. Başkanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sıkıntı yok. İyidir. Binlerce şükür. Öncelikle şahsında sana bir teşekkürlerimi öz vatan adına, mahalleli arkadaşlarım adına, izleyiciler adına teşekkür etmek istiyorum, iletmek istiyorum. Ben de Uzun teşekkür ederim. süredir izliyorum bu tip yayınlarını, bildirimlerini. Zamanında, yerinde, güzel
Bir de bunun önemi şu vesileyle farklı oldu. Malumunuz korona vesilesiyle insanlarımızın bir araya gelmedikleri günler içerisindeyiz. Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Evet. Böyle günlerde de tercüman olabilmek, vesile olabilmek, iletebilmek, haberdar edebilmek konusundaki gösterdiğin hassasiyetten dolayı önemli buluyorum. Manidar buluyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Bu teşekkür ederim. vesileyle bütün ekranları başında dinleyicilere, izleyicilere en derin saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunmak istiyorum. Güzel bir vesile oldu. Geçtiğimiz zamanlar içerisinde malumunuz gerek öz vatanımızdaki mahallelerimizdeki yaptığımız toplantılarla, gerek Kayseri'mizdeki yaptığımız derneklerimizdeki toplantılar bir araya gelmelerimizde, gerekse yaptığımız yurt dışındaki ziyaretlerimizde bütün hemşerilerimizi mümkün olduğu kadar ziyaret ederek yanlarına vardığımız, ettiğimiz hasbihallerle bir istişare toplantıları yapıyor idik. İşte bunlara da olumsuz yönde vesile oldu, yapamıyoruz. Ancak gönlümüz, kapımız, telefonumuz açık. Bu yaptığınızda harika, bunu zaman içerisinde geliştirir. Başkan, Hemşerilerimiz sözünüzü bütün... kesiyorum, ama siz gelmeden önce bir giriş yaptım aslında. Yani ortamın virüs ortamı olması sebebiyle işte siz daha önce şey yapıyordunuz, halk günü toplantıları falan görüşmeleri yapıyordunuz, bir araya geliyordunuz bizlerle. Ama şimdi şu anda işte bu virüs ortamı söylediğiniz gibi bunu yapamıyoruz. Bu platform bunun için uygun aslında, teknolojinin nimeti. Eğer yani isterseniz siz de bunu biz periyodik olarak zaman zaman ara ara böyle bu yayını yapabiliriz yani. İşte köylülerimizle buluşmak, bir araya gelmek, istekleri dinlemek manasında böyle bir şey de yapabiliriz yani. Kesinlikle doğru. Çok harika olur. Bunun zamanını siz ayarlayın. Biz daima açığız. Devamlı vesile olursunuz bizim de hemşerilerimize buluşmamıza. Şimdi yurt içinde, yurt dışında, mahallede gerek şehrimizdeki yaptığımız bu toplantıların harika bir manası vardı. Ve ayrıca çok önemsediğim, geçtiğimiz yıllarda her yıl tekrarladığımız Kayseri'de özellikle Fevçamak merkezde olmak üzere öz vatanlar buluşması altında yaptığımız o toplantı çok manidardı. Aslında öz vatanların birliğini, beraberliğini, gücünü, varoluşunu şehirdeki protokola, siyasilere, biz de Kayseri'de varız. Her ne kadar öz vatanda nüfusumuz o kadar yoksa da ama biz Kayseri'nin her mahallesinde binlerce ifade edeceğimiz öz vatanların var olduğunu gösterebilmek. Kış nedeniyle de buna vesile oluyordu. Harika, önemsediğim bir toplantıydı. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar o günlere kavuşuruz. Konuşabilmek, bir İnşallah. araya gelebilmek, toplantı yapabilmek güzeldir. Ancak biraz önce yine ifade etmeye çalıştığım gibi her tür vatandaşımızın ne vesilesiyle olursa olsun istek, arzu, talep, şikayet, sıkıntı, problem ne varsa elimizden geldiği kadar imkanlarımız dahilinde biz farklı bir belediyecilik uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü biraz önce senin de konuşmalarını dinledim. Birliğimiz, beraberliğimiz, hemşehrilerimiz olarak, bölgemiz olarak bir arada olmamız, beraber olmamız, birbirimize yardımcı olmamız bir güç gösterisidir. Bundan şahıs olarak, aileler olarak ve öz vatanlılar olarak fayda görürüz. Onun için Evet. Birlik beraberliğimiz daim olsun diyorum. Buna vesile olanlara da ayrıca tekrar teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın gerek telefonlarımız vesilesiyle gerek öz vatana geldiklerinde bunlara hep vesile olacağızdır. Ben tutup şimdi belediye hizmetlerini öz vatana yapılanlarla ilgili zaman zaman televizyon programlarını sıklaştırmaya çalışıyorum ki izlenebilsin. En azından vatandaşlarımız her ne kadar meclis üyeleri her ne kadar muhtarlarımızla bir araya gelip bunları anlatma fırsatı buluyorsak da vatandaşın görüşleri bu manada önemli bizlere. Mutlaka vatandaşın görüşünü alarak, istişare ederek bir hizmeti yerine getirmek mutlaka fayda sağlıyordur. Dinleyin derim, mutlaka vatandaşı dinleyin derim. Bu vesileyle ben duyduğumuz bir iki tane hastamız var şu an itibariyle. Hemşerilerimizden gerek yurt dışında gerek yurt içinde. Onlara da Allah acil şifalar versin diyorum.
Cenab-ı Allah yar yardımcılar olsun onlarına diyorum. Öz vatanımız genelinde yaptığımız kış nedeniyle güzel bereketli günler yaşıyoruz. Ülke genelinde bir kurak mevsimden geçiyorduk. Ancak son günlerde, son haftalardaki aldığı yağış oranlarıyla şükür o tehlikeyi ortadan kaldırdık. İnşallah bereketli bir yıl olur. İnşallah huzur dolu bir günler bizi bekliyordur diye ümit ediyor ve dua ediyoruz. İnşallah başkanım. Belediyemizle ilgili ben acizane bunu vesile kılarak siyasetçi illa bir fırsat bulduğu zaman bir şeyi değerlendirmeye çalışır. Evet. Şimdi malumunuz nüfus oranları açıklandı kardeşim. Bütün hemşehrilerimize bu vesile iletmek istiyorum. Diyorum ki nüfusumuz aslında öz vatanlı olarak bölgede varız. Yani ben sürekli 50 binlerle ifade edilen bir öz vatanlıdan bahsediyorum. Bölge olarak, mahalleler olarak. Biz artık bir bütünüz, bir mahalleyiz ve büyük bir ilçeyiz. Nüfusumuz ama yerleşik nüfusumuz maalesef az. Bir yerlerden hizmet gelebilmesi için, İller Bankası'ndan gelen paylarımızın yükseltilebilmesi için maalesef nüfusu oranına göre geliyor. Şükür biz çok ihtiyacı olan fakat eksiği bitmeyen mutlaka belediyelerin eksiği bitmez. Bittiği gün kapısını kilitlememiz gerekir derim ben. Ancak talepler derinleşmekte, farklı hizmetler vermek gerekir insanlarımıza. Onun için de gelirimiz, paylarımız bizim Ankara'dan İller Bankası'ndan gelir nüfus oranına göre. Artırmamız lazım. Bu neye dayalı? Nüfusa dayalı. Eğer hemşehrilerimize diyorum ki eviniz varsa orada, size de bir sıkıntısı yoksa ki bildiğimiz kadarınca bunun hiçbir sıkıntısı yok. Problem edilmeyecek bir konumda ise, sıkıntısını çekmeyecekse nüfusunuzu lütfen öz vatanımıza alın diyorum. Öz vatanımızı seviyorsanız, mahallelerimizi seviyorsanız, öz vatana katkı sağlamak istiyorsanız size de bir mahsuru yoksa lütfen öz vatan belediyesinden de hizmet bekliyorsak lütfen, lütfen, lütfen nüfuslarımızı öz vatana birinci adres olarak alalım diyorum. Almayanların da canı sağ olsun diyorum. Ne diyelim? Evet, burada çağrını bulduk. Herkesi bekliyoruz adreslerini öz vatana aldırmaya. Mümkün olduğu Sizin de kadar dediğiniz gibi evet. Evi olanları Herhangi diyorum. bir evet, Adresi herhangi bir olanların. sıkıntısı olmayan evet herhangi bir sıkıntısı olmayan kişilerin adresini aldırmasına bir sıkıntı yok. Şimdi adres orada şöyle oluyor. Ben kısa bilgi vereyim. Nüfusa gittiğimiz zaman iki tane adresiniz oluyor. Kayseri'de ve Özvatan'da. Bunu istediğiniz şekilde Evet. birinci adres, ikinci adres olarak ayarlayabiliyorsunuz. Evet harika. Yani Birinci adres adresler öz vatanı gösteriyoruz. İkinci adres bulunduğumuz yeri Kayseri'de böyle diyor. Orada gösteriyoruz. bir sıkıntı yok ya. Yani. Aile hekimliğinde şunda bunda yok. Bir çocuklarını okula yazdırmadan ilk aşamada ikamet şartı deniyor. Onlara da biz saygıyla karşılıyoruz. Ondan sonraki dönem içerisinde hiçbir sıkıntı olmadan öz vatanda ikametlerini bulundurabilirler. Öz vatana yapmış olacakları, yapacakları en büyük katkı bu olacaktır. Bunu ayrıca altını Eyvallah. çizerek ifade etmek istiyorum. Tabii. Önümüz yaz sezonunu hasretle dördüncü ayı ve inşallah sezonun açılacağı, biz inşaat iş sezonunun açılacağı zaman diye düşünüyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Bu manada hizmetler programladığımız şekilde her mahallelerimizin öncelik aciliyet işleri mutlaka var. Her ne kadar belediyelerin ülke genelinde içinde bulunduğu sıkıntıdan dolayı ödenek sıkıntısı içerisinde bulunuyor ise de Özvatan Belediyesi olarak hemşehrilerimiz müşteri olsunlar ki yapacağımız kafamızdaki düşüncelerimiz, projelerimizi hayata geçirmek için ekonomik manada şu an itibariyle sıkıntımızın olmadığını ifade etmek istiyorum. Dördüncü ayı iple çekiyoruz. Bir an önce mahallelerimizde işlere başlayabilmek için. Sezon dördüncü ayda mı açılıyor başkanım? İnşallah hava şartlarına göre her mevsiminde Nazım kardeşimiz benim kaydım öz vatanda diyor. Eyvallah Nazım kardeş. Olanlar saygıyla, olmayanlara da saygıyla karşılıyoruz. Fakat insanlarımızı bu manada bilinçlendirmek, mutlaka hatırlatmak gerekiyor. Ben geçtiğimiz yıllar içerisinde bunun üzerinde hassasiyetle durdum nüfus kayıtlarıyla ilgili olarak da. Ancak
Şimdi 4000'in altına düşmüş bir özvatan gerçeği var. İşin açığını konuşmak gerekir. Hizmetlerin yükselebilmesi için, devletin resmi kurumlarının daha fazla geliyor olabilmesi için bizim nüfusumuzun en azından yükseklerde olması lazım. Yani 3-4 bin nüfus öz vatanda bulunmasının hiçbir sakıncası yok. Biz çünkü varız. Yok olmayan bir ilçeden bahsetmiyoruz. Bizim her mahallemize bir bakın, Kayseri'deki binlerce ifade edeceğimiz öz vatan hemşerilerimiz ikamet ediyor şu an burada. 6 ay burada duruyorlar, 6 ay öz vatanda duruyorlar. Onlara diyorum ki lütfen çok zamanınızı almaz, biz yardımcı oluruz. Öz vatana ikametini aldırırsanız biz de en azından yüksek rakamlı bir öz vatan ilçesinden bahsederken biraz daha farklı bir taleplerle gidebiliriz gideceğimiz yerlere, çalacağımız kapılara. Öz vatanda bu yıl itibariyle inşallah çok farklı güzelliklerin olabileceğini, yatırımların her mahallede olabileceğini, inşallah ömrümüz olur yaz sezonu yakaladığımızda o günleri hepimiz şahit olaraktan yapılan işleri izler. Öz vatanımız bu hizmetlere insanlarımız, mahallelerimiz layık. Artık ben öz vatan deyince Taşlığımız, Kavaklımız, Doğalaşamız, Küpellimiz, Kermeliğimiz bütün insanlarımızı aynı manada değerlendiriyorum. Sizin bu manadaki farklılığınızı da Erkan kardeş, Boğaziçi Mahallesi olarak bu yaptığımız bu tip etkinlerin farklılığını söylemeden geçmem. Yani şimdi hizmet iltifata tabidir. Bunlar inşallah örnek teşkil eder. Diğer mahallelerimizde bütün arkadaşlarımız da bu manada aktifler ama bunu tercih ederek bir yayın ortamı hazırlarlar. Herkese bu vesileyle ulaşmış oluruz. Biz de bir yol açmış olalım bu konuda. İnşallah devamı gelir. O manada tekrar teşekkürlerimi söylemek istiyorum. Ayhan kardeşimize de selamlar olsun. Sağ olsunlar. Öz vatan Bayağı başka sevdalılarındandır. bayağı yerden seyredenler var, yayına katılanlar var, yurt dışından varlar. Mesela Fatih Karakol demiş, sizinle gurur duyuyoruz. Ali Başaroğlu'nun selamı İşiniz var. rast gelsin. Onları da söylemiş olayım. Ahmet Yıldırım abimiz teşekkür ediyor. Osman İbrahim Baba Karahmet'i de abimiz yolunuz izliyorum, açık olsun diyor. görüyorum. Bizim Ben burada gözümüzden aynı anda kaçan okudum. bir şeyler varsa lütfen samimi uyarılara devamlı açığım. Talep ne olursa olsun, imkanlarımızı zorlarım. Bölgemiz için, insanlarımız için. Yani hiç o konuyla ilgili sıkıntımız yok. Yeter ki samimiyet çizgilerinde olsun insanlarımız. Yerine getirilmeyecek hiçbir hizmet yok diye düşünüyorum. Zamanla yarışan bir belediyeyiz. Bunu da ifade etmek istiyorum. İnşallah hocam, başkanım. Şimdi bu yayını ben başta söylediğimiz gibi yine periyodik hale getirelim eğer siz de kabul ederseniz. Böyle 2 haftada bir ya da 3 haftada bir hem köylülerimiz hemşerilerimiz de siz devamlı söylüyorsunuz hizmet 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 diyorsunuz. Hizmet istiyorlarsa o hizmetleri söylesinler burada dile getirsinler. Görülen eksiklikleri de giderelim. Biz de vesile olmuş olalım bu konuda. Aleykümselam Metin kardeş. Şimdi sağ ol, teşekkür ederim. Önemli noktalara değiniyorsun. Şu anda zaten bizim bahsettiğimiz hemşerilerimiz, bölgemiz ikili ilişkilerle sürekli görüştüğümüz insanlar. Fakat ben sürekli istişareden yanayım. Gökhan kardeş, işin rast gelsin. Sana da teşekkür ederiz. Hocam saygılar sunuyorum. İmdat hocam size de. Şimdi şunu ifade edeyim. Mahalle bazında ele alaraktan hizmetlerimi sıralamak istemiyorum. Ancak öz vatan sevdalısıysak, memleket diyorsak, toprak diyorsak, vatan diyorsak, baba ocağı diyorsak, mezarımız orada diyorsak, biz o memleketimizi seviyoruz demektir. Bu manada nereden geçeriyor? Birlik beraberlikten geçer. Nereden geçer? Hizmetten geçer. Yani insanlarımızı orada memnun edebilmek, mutlu edebilmek, geldikleri zaman sıkıntılarını, ihtiyaçlarını imkanların dahilinde karşılıyor olabilmek. Aciliyet sırasına göre. Herkesin üzerine düşen bir görev vardır. Biz belediye olarak bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Öz vatanımızı, mahallelerimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Mezarlıklarımızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi öz vatan bölgesi ele aldığımız zaman Yıldırım sağ ol teşekkür ederim. Etkinlik düzenlenebilir, turnuva gibi yetiştirebilirsek bu yıl yukarı Boğaziçi Mahallesi'ndeki sahanın projesi henüz bitme aşamasında.
Daha yapacağımız yaz sezonunda 7. 8. 9. aylara bitirebilir miyiz bilmiyorum. Ama orada sadece bir kilitli parkeyi döşeyip de bitirelim, millet gelsin gitsin gibi değil. Orada biraz daha farklı, mahallenin piknik alanı olursun, kültür alanı olursun, düğünlerini orada yapsın. Eyvallah İbrahim Özoğlu. Oğuz kardeş, sana da sağ ol, teşekkür ederim. Mahalleye yakışır bir alan olursun. Yoksa bir iki ayda bitirelim de yukarıda futbol oynayalım noktasında veya gelse de bir piknik yapılsın değil. Kapalı bir mekan oluşturmak istiyoruz. Soyunma odalarını, tuvaletlerini yapmak istiyoruz. Kamalyalarını yapmak istiyoruz. Çevre düzenlemesi, ağaçlandırmasını yapmak istiyoruz. Yani illa bir öz vatanda bir misafiriniz geldiği zaman mahallede, Boğaziçi'nde alıp yukarıya çıkabileceğin bir şekil orada da oluşsun istiyoruz. Yani Başkanım şelale orada kaldır. şey değil mi? Sözünüzü kesiyorum da yani halı saha haricinde orada bir etkinlik alanı olacak yani böyle piknik alanı, mesire alanı Şimdi gibi halı bir alan saha mı olacak? yukarıda. Halı saha yukarıda oraya sıkıştırmaya çalıştık. Biraz sıkıntılı günler giden sene komple oraya çalıştık. Biliyorsunuz ekibimizin bir tanesi. Coğrafi olarak maalesef ki yerimiz, bölgemiz sıkıntılı. Öz vatanımızın her tarafında bu sıkıntı var. Onun için saha yerini çıkarttık. Şimdi aşağıda bir 2-3 bin metrekarelik bir alan içerisinde bir düğün alanı yapılabilecek, bir toplantı yapılabilecek, kınalarının yapılabileceği, işte pilavların yapılabileceği, işte karşıdaki bir binayı mevcut şekliyle tamir edip orada bir kapalı mekan oluşturup, işte orada tekrar tuvaletini, yukarıdaki sahanın soyunma odalarını yapıp, etrafının düzenlenmesiyle beraber bir şeyler yapıp ortaya çıkartmak istiyoruz. Yani bir görsellik kazansın istiyoruz. Orada da bir çeşme olacak. Orada da bir duvardan akıtacağımız belki bir aşağıdaki mevcut yapılmış şekliyle bir suni şelale oluşturabiliriz. Ama yakışan neyse, güzel neyse masraftan kaçmadan o mahalleye yakışan şekliyle yukarı Boğaziçi Mahallesi'nde bir sefer el aldık. Bir talepler var işte bir voleybol sahası da konsa içine diye. Onu da bir kenara koymayı düşünüyoruz. Çünkü Ayriye Mahallesi'nde böyle bir Kayseri'de çalışan arkadaşlarımızın gittiğinde falan oynayacakları bir alan istiyorlar. Kendi evlerinin yakınlarında olsun istiyorlar. Öyle bir çalışmamız, düşüncemiz var. İnşallah bu sene her ne kadar sırf orayla ilgili projenin rakamı büyük bir ifade ise de biz orayı bitirmeyi hedefliyoruz. Aşağıda zaten yaptığımız işler var. Devam eden işler var. İnşallah en önemlisi Kermelik Viyadüğü'nün ilerisindeki hemen Kermelli Gözotan arasındaki Viyadüğü'nün oradaki 15-16 bin metrekarelik alan içerisinde bölgenin bir mesire alanı, park alanı ve belki açık hava düğünlerinin yapılabileceği ikinci bir yer oluşturmaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla bölgemizi işte her mahallede oluşturabileceğimiz bir güzellikleriyle ortaya çıkartıp bölgede ancak yaz döneminde nüfusunu 2'ye 3'e 4'e katlayabilecek şekliyle bir hareket sağlamaya çalışan bir ilçe konumundayız. İnşallah başka bir yeraltı zenginliklerimizden şu yukarıdaki madenden bir şey çıkar da inşallah bölgemize daha farklı farklı bir zenginlik katar. Ama mevcudumuz neyse onunla yola çıkıyoruz. İnşallah. İnşallah, inşallah. Bütün Tam arayıcı, izleyici gelecek kaynak arkadaşlara hizmet olarak geleceğini biliyoruz biz onun bize. Ya inşallah ayaklar üzerine duran bir belediyeyiz. İşin açığını söyleyeyim. Yani üreten, kendi çapında bir şeyler ortaya koyabilen, öz vatanın dışarıda tanınmasına vesile olması için çalışan bir belediyeyiz. Yani sürekli el açan, avuç açan bir belediye olmak konumunda istemiyorum. Ayaklar üzerinde durup kendi gelirlerini elde edebilecek bir belediye olsun istiyorum. Bu sene hayata geçirebiliriz inşallah kum ocağını. Daha değişik gelirlere sahip olur. Onlar da elbette öz vatanını, bölgesine, öz vatanımıza hizmet olarak yansıyacaktır. İkinci bir GES projemiz var inşallah. Yakında ondan hayırlı haberimiz çıkar. Onu hayata geçiririz. Sonuçta bu hepimizin, belediye hepimizin, öz vatan hepimizin, samimi olan insanların diyorum öz vatan, sevenlerin diyorum. Hasetlikten bir şey çıkmıyor. Onun için sıcak yaklaşmak, insanlara affedici yaklaşmak, yapıcı yaklaşmak sürekli insanların, bölgemizin menfaatine olacaktır düşüncesindeyim. İnşallah devletimiz var olduğu müddetçe,
Şu koronavirüsünden de bir an önce beladan da uzaklaştığımız süre içerisinde devletin bütün kurumlarıyla iyi konumdayız. Sağ olsunlar, işin açığını söyleyelim. Her ne kadar bizim bir siyasi kimliğimiz varsa da devletin bütün kurumlarıyla iyi geçinen bir belediyeyiz. Söylediklerimiz çok yaman atılmıyor. En azından dinleniyor. Biri gelmezse yerine bir diğerini getirebiliyoruz. Ama sonuçta bunların hepsi öz vatan için diyorum. Elinize sağlık başkan. Teşekkür ederiz. Onda hiçbir şüphemiz yok. Hizmet varsa siz varsınız. Allah Siz de razı olsun. varsanız hizmet var. Bunu biliyoruz. Başkanım, ilave edeceğiniz şeyler varsa Yok, alalım. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlarım varsa alabiliriz. Telefonlarımız açık. İki tane telefonum var. Ayrıca görüşmek isteyen belediyemiz açık. Belediyemize gelip arkadaşlarımızı dinleyebiliriz. Telefon açsınlar, biz varabiliriz. Bir de sosyal belediyecilik konumunda biz farklı bir belediyecilik ortaya koymak istiyoruz. Onun için bütün arkadaşlarımıza Ali Turhan kardeşim sağ ol, teşekkür ederim. Açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bize bir şekilde ulaşırlar. Yani samimi olan, samimi talepler içerisinde olan, memlekete katkı sağlamak isteyen, memlekete katkı sağlamak isteyen, bütün görüşlere, düşüncelere, tenkitlere, eleştirilere, yönlendirmelere açığız. Çünkü bura benim babamın malı değil. Yani bura hepimizin. Ortada mantıklı bir iş yapılacak, doğru bir şey yapılacaksa hep beraber yapalım. Hepinizin görüşünü alalım. Ne olur ki bundan? Onun için Evet. böyle bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz. Karda kışta bereket yağıyor. Gece gündüz hizmetlerini esirgemeden caddelerde, sokaklarda çalışan belediye personelimize de şahsınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gözümüzden Teşekkür kaçan ederim. ne varsa lütfen bize iletin diyorum. Teşekkür ederiz başkanım. İnşallah tekrar bir daha iletişime geçeriz. Bu yayının tekrarını yapacağız inşallah. Yine herkesten böyle Güle herkesten güle böyle ses kullanın geliyorsa Hırçallık yolu için ayrıca Yıldıray. teşekkür Yıldıray ederim. Hırçallık yolu için demiş de 2 sene önce aşağıya asfalt atmıştık. Yukarı Pırçağlık yolu da olacak mı dedi. Ya biraz sabır gerekir dedim. Her işin bir önceliği var. Önce bir tozdan kurtardık. İşte bekleyen hizmetler var. Aciliyet var. Bizim insanlarımız, mahallelerimiz her şeye layık. Ben şunu iddia eden birisi de konumdayım. Yani biz büyük şehirsek, biz bu ülkede yaşıyorsak, bizim küpellimiz var, bucağımız var, kuş tepemiz var, kavaklımız var, taşlığımız var. Yani Boğaziçi mahallemiz var. Her tarafı bir bütün düşündüğümüz zaman her ücra köşesinde yaşayan insanlarımızın her türlü hizmete gitmesiyle ilgili ben savunan birisiyim. Bu insanlarımız bütün hizmetlere layık. Yani Kayseri Alparslan Mahallesi'nin Gültepe'den ibaret değil. Yani sen eğer hizmeti eşit bütün insanlarımızın yaşadığı bölgelere götürürsen hükümet olarak, devlet olarak, belediye olarak insanlarımızın göçünde de engel olmuş oluruz ve ayrıca insanlarımıza orada tutmayı, hoşnut etmeyi sağlamış oluruz. Yani bir sıfır asfaltla mahallelerimizin tanışması kadar doğal bir şey yok. Tesislere sahip olması kadar doğal bir şey yok. Bunları her insanımız her yerde layıktır diye düşünüyorum. Onun için hizmette sınır yok. Gücümüz kadar yapmaya, yaptırmaya bölgemize gayret ediyoruz. Yani şimdi bazen espri olarak arkadaşlara takılıyorum burada. Yani Beğendik Bağları'nda, şurada, burada, Kayseri'nin değişik semtlerinde, Hisarcıklar'da sıfır asfalt her tarafa götürüyorsunuz. Yani bizim mahallelerimizde götürülse ne olur ki? Yani bizim insanımız da büyük şehir statüsünde yaşayan, aynı Kayserili olarak geçen insanlarız. Diye de espriyle de olsa taleplerimizi böyle dile getiriyoruz. İşin açığını söyleyeyim. Onun için bunu da saygıyla dinliyorlar. Ve yerine de getirdiğimizde sizler de görüyorsunuz. Evet, teşekkür ederiz. Elinize sağlık Ben başkanım. teşekkür ederim. Herkese en derin saygılarımı Tamam. Ben buradan yine son olarak hemşerilerime seslenmek istiyorum. Bir dahaki yayına inşallah tekrarını yapacağız bu yayını. Böyle talepleriniz, istekleriniz falan olursa hazırlık da yapabilirsiniz. Başkanımı sıkıştırabilirsiniz. O taleplerimizi burada iletelim. Başkanım da inşallah onları çözecektir. Ona da inancımız tamdır. olur, elimizden geleni yaparız. Samimiyetimizi biliyorsunuz. İnşallah.
Biliyoruz, onda şüphemiz yok. Yayına katıldığınız için de herkese teşekkür ediyoruz. Burada sonlandırıyoruz bunu. Herkese hayırlı günler diliyorum ben. Hayırlı günler diyorum. Başkanım ilerleyeceği bir şey varsa. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Herkese hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Sağ olun. Sağ olun.